Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda nafile namazlar hangileridir ve ne zaman kılınır, nasıl eda edilir bunları arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatul mescid namazı. Biriniz mescide girince oturmadan önce iki rekat namaz kılıversin buyuran Resulullah'ın bizzat kıldığı ve ümmetine de tavsiye ettiği sünnetlerden biri tahiyyatul mescittir. Şafii mezhebine göre mescide ne zaman girilirse girilsin bu namazın kılınması müstehaptır. Hanifilere göre ise kerahat vakitlerinde mescide giren kimsenin bu namazı kılması mekruh kabul edilir. Kişi bunun yerine tesbih ve tehlilde bulunarak ve salavat getirerek mescidi selamlamış olur. Normal vakitlerde mescide girdiği halde tahiyyatul mescid kılamayan kimsenin bunun yerine 4 defa şu tesbihi söylemesi menduptur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Bu namazın kılınışı da 2 rekat kılınan sünnet namazları gibidir. Sadece niyet olarak tahiyyatul mescid diye niyet etmemiz lazım. Kuşluk namazı diğer bir ismiyle duha namazı. Duha namazı olarak da bilinen kuşluk namazı güneşin doğmasından 45-50 dakika sonra başlar. En az 2 rekat 10 rekata kadar kılınabilir. En faziletli olanı da tavsiye edileni de 8 rekattır. Kılınışı aynen 2 rekat kılınan sünnetler gibidir. Namaz kılarken Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okunur. Yani sabah güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlıyor. Öğlen namazına 45 dakika kalaya kadar kuşluk namazı kılınır. Evvabin namazı ise şöyledir. Evvab tövbe eden, sığınan anlamına geldiğine göre evvabin namazı da tövbe namazı anlamına gelir. Allah'a sığınanların namazı demektir. Akşam ile yatsı arasında kılınan bir namazdır. Peygamberimiz kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın 6 rekat namaz kılarsa bu kendisi için 10 senelik ibadete denk gelmiş olur. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. 6 rekatlık bir namaz olan evvabin namazı tek selamla kılınabileceği gibi 2'şer rekatta bir selam verilerek de kılınabilir. Yani akşam namazının 2 rekat sünnetiyle beraber 6 rekatı oluyor. 2-2 kılınabildiği gibi 4-2 de kılınabilir. Bu namazın kılınışı da 2 rekat kılınan sünnetler gibidir aynen. Teheccüd namazı şudur. Hem uyumak hem uyanmak anlamına gelen teheccüd sözcüğü terim olarak geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı anlamındadır. Bu namaz çok sevabı olan bir sünnettir. 2'şerli olmak üzere 4 veya 8 rekat olarak kılınabileceği gibi 2 rekat olarak da kılınabilir. İbn Abbas anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu. Allahümme Rabbena lekel hamdu ente kayyumus semavati vel erdi ve men fihinne ve lekel hamd. Ente nurus semavati vel erd ve men fihinne ve lekel hamd. Ente malikus semavati vel erd ve men fihinne ve lekel hamdu entel hakku ve va'dukel hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي وَقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Hacet namazı ve duası şöyledir. Güzel bir abdest alıp 2, 4 veya 12 rekat olarak bu namaz kılınabilir. 4 rekat olarak kılındığı takdirde 1. rekatında Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, diğer 3 rekatında ise Fatiha'dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Dünyalık veya ahiretlik bir isteği veya dileği bulunan bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı. Ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa şartlarına uygun güzel bir abdest alsın. Sonra Allah'ı övgüleyip sena etsin, Allah Resulüne salat ve selam getirsin, daha sonra şöyle dua etsin. La ilahe illallahul halimul kerim, subhanallahi rabbil arşil azim, elhamdülillahi rabbil alemin, es'elüke mucibatid rahmetik, ve azaime mağfiretik, vel ismete min kulli zembin, vel ganimete min kulli birrin, ve selamete min kulli ismin. La teda'li zemben illa gafertehu ve la hemmen illa ferreçtehu ve la hacetin hiye leke ridan
illa kadaytaha ya erhamer rahimin. Bu duadan sonra ahiret ve dünya işleri ile ilgili isteklerimizi Rabbimizden isteriz. İstihare ve namazı ve duası şudur. İstihare hayırlı olanı istemek anlamına gelir. İnsanlar kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman çeşitli sebeplerle dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. İstihare yapmak istediğimizde kalbimizden her şeyi atarak ve kalbini bütünüyle bu işe teksif ederek iki rekat namaz kılmalı ve ardından Peygamberimizin öğrettiği duayı okumalı ve isteklerimizin hayırlı olup olmadığı hakkında Cenab-ı Hak'tan bir işaret göstermesini dilemeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin. Allahümme inni eshiruke bi'ilmike ve estakdiruke bi'kudretike ve es'eluke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta'lemu ve la a'lemu ve ente allamul guyub. Allahümme in kunte ta'lemu enne hazel emre hayrun li fi dini ve ma'ayişi ve akibeti emri fakdurhu li ve yessirhu li summe barik li fihi ve in kunte ta'lemu enne hazel emre şerrun li fi dini ve ma'ayişi ve akibeti emri fasrifhu anni vasrifni anhu vaktur li hayra haysu kana summer erdini bi. Evet, bir diğer namaz tövbe namazı, önemli olan namazlardan birisi de. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve içten yapılan tövbeleri Allah'ın kabul edeceğini belirtilmiştir. Esasen tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Özellikle mübarek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere kıldığı namazların sonunda tesbihatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda Cenab-ı Allah'ın bağışlaması umulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövbe namazına ilişkin olarak bir kul bir günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanmak dilerse Allah onun mutlaka affeder buyurmuştur. Tevbe namazı iki rekat olarak kılınabileceği gibi daha fazla da kılınabilir. Sevgili Peygamberimizden rivayet edilen ve Seyyidül İstiğfar olarak bilinen istiğfar duası ise şöyledir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu a'udhu bike min şerri ma sena'tu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi faghfirli فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اَنْتْ Halk arasında camilerde yapılan farklı bir tövbe istiğfar duası da vardır. Onlar da okunabilir. Estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illa hu, el-hayyel kayyum ve etubu ileyh ve es'eluhu tevbete vel mağfirete vel hidayete ve rahmete lena. İnnehu huve tevvabur rahim, tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi, mevten ve la hayaten ve la nuşura. Evet, bu duayla da dua yapılabilir, tövbe istiğfar yapılabilir. Tabi en önemli tövbe, nasuhi tövbe olması ve kalpten tövbe etmek, bir daha yapmamak üzere tövbe istiğfar etmek en önemli husustur. Bir diğer namaz çeşidi, nafile namazlardan tesbih namazıdır. Tesbih namazı 4 rekatlı bir namazdır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplam 300 adet tesbih cümlesi okunduğu için bu isimle anılmıştır. Bir Müslümanın günde bir defa veya haftada bir defa veya ayda bir yahut senede bir defa hiç olmazsa ömründe bir defa kılması iyi olur. Okunması gerekli tesbih cümlesi şudur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Tesbih namazını kılmak için niyet edilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Her rekatta şu miktarda tesbih cümlesi okunur. Subhaneke okunduktan sonra 15 adet Euz Besmele çekilip Fatiha ve bir sure okunduktan sonra 10 adet. Rükuda 3 defa Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra 10 adet. Yani yukarıdaki tesbih Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber tesbihi. Semiallahu lümen hamide Rabbena lekel hamd dedikten sonra 10 adet. İlk secdede 3 defa Subhane Rabbiyel E'la dedikten sonra 10 adet. Secdeden kalkınca 10 adet. İkinci secdede yine 10 adet.
Buna göre bir rekatta 75 adet tesbih cümlesi söylenmiş olur. Geri kalan 3 rekatta Fatiha'dan önce 15 adet tesbih cümlesi söylemeyi unutmayalım. 2 rekat ya da 4 rekat kılınınca selam verilebilir. 2 rekat kılıp tahiyyata oturduğumuzda ettahiyyatı duasından sonra salli barik okumayı, 3. rekatta kalkınca da ilk rekatta olduğu gibi Subhaneke'yi okumayı ihmal etmeyelim. Buna göre 1. rekat ile 3. rekat, 2. rekat ile 4. rekat aynı olacaktır. Namaz kılarken Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okunabileceği gibi Zilzal, Adiyat, Nasır, İhlas ve Tekasür, Asır, Kafirun, İhlas sureleri okunması tercih edilir. Tesbih namazı öğle vakti güneşin zevalinden sonra kılınabileceği gibi gece de kılınabilir. Ülkemizde genellikle Ramazan ayında teravih namazından sonra özellikle Kadir gecesinde kılınmaktadır. Böyle bir adet olmuştur. Namaz bittikten sonra kılınan namazın ve yapılan duanın kabulü, günahların bağışlanması gibi birçok dünya ve uhrevi dualar yapılır. Böylece tesbih namazı tamamlanmış olur. Rabbim kabul eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun cümlemize.